SN2 reaksiyonun kinetiği nedir? İki sayısına nasıl karar veriyoruz? Tabii burada kinetik deneyler yapılması gerekiyor. Yani ne kadar fiziko-kimyanın konusu da olsa organik kimyanın içinde her şey var. Kinetik çalışma yapılır, reaksiyon mekanizmasını aydınlatmak için termodinamik çalışmalar yapılır. Ben de doktora çalışmamda her ikisini de yapmıştım. Evet, şimdi SN2 reaksiyon mekanizmasına bakalım. SN2 reaksiyon mekanizmasında nükleofil, hidroksil iyonu burada. Bromun bağlı olduğu karbon azot yönden saldırırken bromu yapıdan atıyor. Ve metanol artı brom eksi oluşturuyor. Yapılan kinetik çalışmalarda şu gözlenmiş. Reaksiyon hızı K çarpı metil bromun konsantrasyonu artı OH iyonun konsantrasyonu. Buna nasıl karar veriliyor? Reaksiyon ikisine de bağlı burada. Kinetik çalışmalar yapılıyor. Reaksiyonların diyelim OH'ın konsantrasyonu iki katına çıkarılıyor. Reaksiyonun hızı ölçülüyor. Eğer OH'ın konsantrasyonu iki katına çıktığında reaksiyon hızı da iki katına çıkıyorsa şu deniyor. Reaksiyonun hız verilen basamağında OH da önemli. İşte brom, metil bromür de önemli. Aynı şey metil bromür için de yapılıyor. Metil bromür konsantrasyonu iki katına çıkarılıyor. OH sabit tutuluyor. Reaksiyon hızı artıyorsa o zaman deniyor ki metil bromura da bağlı reaksiyon hızı. Bu ifade onu gösterir. Metil bromun konsantrasyonu değiştikçe veya OH iyonun konsantrasyonu değiştikçe reaksiyonun hızı değişiyor. Bu metil bromun üzerine bir, OH'ın üzerine bir, köşeli parantezin bir düşünün. Bir artı bir, iki. Bu iki sayısı oradan geliyor. Yani hem nükleofilin hem alkil halojenürün konsantrasyonu reaksiyon hızına etki eden bir faktör. Konsantrasyonlar değiştirdiği zaman arttırdığımızda iki katına çıkardığınızda reaksiyon hızı iki katına çıkıyor. Tabii bu sonuca varmak için sizin oturup kinetik çalışma yapmanız lazım. Kolay bir çalışma değildir. Öyle işte bir reaksiyon mekanizmasına karar verirken ya da hız verilen basamakta iki tane reaktan mı var, bir tane reaktan mı var deyip çok sayıda deney yapmanız gerekir ve hız sabini ölçmeniz gerekiyor. Yapılan kinetik çalışmalarda bu reaksiyon ikinci dereceden, second order ve bimoleküler olduğunu söylüyor. Bimoleküler reaksiyon demek, reaksiyon iki tane molekülün çarpışmasıyla oluşuyor. İki molekül, hız belirleyen basamakta iki tane molekül var demek. Bimolekül. Reaksiyon hızını nasıl ölçeceğimizi anlattım zaten ben. Nükleofil var, substrat var ve ürün var. Burada dediğim gibi ya nükleofil, hatta ikisi de alınır. Nükleofilin konsantrasyonu değiştirilir, hız ölçülür, hıza bakılır. Substratın konsantrasyonu değiştirilir, hıza bakılır. İkisine de bağlıysa hız ifadesinde ikisi de vardır denir. Sonuçta böyle bir grafik çizilir. Zamana karşı konsantrasyon ölçülür. Burada konsantrasyon, ölçülen konsantrasyon nükleofilin olabilir, substratın olabilir. İkisi de oluyor. Sonuçta metil klorür. Burada reaktan metil kloröre bakarsanız metil klorür nedir? Zamanla azalır. Yani böyle değişik değişik zamanlarda sizin ne yapacaksınız? Ölçüm almanız lazım. Bu metil klorürün konsantrasyonu ölçmek için işte gaz kromatografisi varsa tabii kantitatif çalışmanız lazım orada. Bu zamanda metil klorürün konsantrasyonu nedir? Bu zamanda nedir? Bu zamanda nedir? Yani böyle şey iğneyle kuyu kazmak gibidir. Sabır zor bir iştir. Yani kolay bir iş değildir. Ölçüyorsunuz, grafiğe geçiriyorsunuz. Zamanla metanol burada ürün. Metanol da nedir? Zamanla konsantrasyonu artar. X ekseni zamanı gösterir. Y ekseni konsantrasyonu burada gösterir. Sonuçta delta metil klorür bölü delta T hız. Buradan grafiklerden initial rate şeyde konsantrasyon T zamanında T0 daha reaksiyon başlamadan bir konsantrasyonu var. O time'da da bir konsantrasyon seçiyorsunuz. Bu T zamanında kırmızı ile gösterilen konsantrasyona bakıyorsunuz. Eğimden giderek bunu hani hesap edebilirsiniz ikisinin eğiminden.
T anındaki konsantrasyon eksi T başlangıç konsantrasyonu bölü delta T bize ilk hızı verir. Benim anlatmaya çalıştığım birkaç slide öncesinden itibaren şudur. Metil klorürle OH iyonunun nükleofilin 60 derecedeki su çözücüsün suyun çözücü olduğu ortamda reaksiyona sokulduğunda metanol oluşur. Burada acaba reaksiyon hız ifadesi nasıl yazılır? Metil klorürün konsantrasyonu çarpı OH'in konsantrasyonu burada önemli midir? Bunu yapmak için dediğim gibi önce OH iyonu konsantrasyonu 1 molar alınır. İki deneyde de sabit bırakılır. Metil klorürün konsantrasyonu, başlangıç konsantrasyonu iki katına çıkarılır. 4.9 çarpı 10 üzeri eksi 7 gördüğünüz gibi iki katına çıkmış. Metil klorürün konsantrasyonu iki katına çıktığı zaman hız iki katına çıkıyorsa o zaman birinci dereceden buna bağlı. Daha sonra OH iyonun konsantrasyonu yine iki katına çıkarılıyor. Aynı zamanda metil klorür de iki katına çıkarıyor. Sonuçta çift katı daha büyük bir hız elde ediliyor. O zaman birinci dereceden OH'a, birinci dereceden metil klorüre toplam ikinci dereceden bir reaksiyondur diyoruz. Yani bu şekilde deneyler yapılarak kinetik deneyler diyoruz biz bunlara. Reaksiyon hızının etki eden faktörleri buluyorsunuz. Hangi reaktantların konsantrasyonu bağlı. Burada hem metil klorür hem OH iyonuna hıza etki ediyor. Bunların konsantrasyonu iki katına çıkardığınızda iki katına çıkıyor. O zaman deniyor ki hız OH iyonun konsantrasyonu nükleofil ve alkil ajanın konsantrasyonuna bağlıdır deniyor. Hız da hız sabiti çarpı işte her iki molekülün konsantrasyonunu yazıyoruz. Genel olarak şöyle diyoruz. Bu reaksiyon ikinci derecedendir. Second order reaksiyondur. İkinci derecedense yani iki moleküle bağlıysa bir molekül olarak adlandırılıyor. Reaksiyon mekanizmasının sembolü de bu. Süpsisyon, nükleofil, iki bir moleküler oluyor. Yani iki tane molekül çarpışıyor anlamında. İki molekül geçiş halinde var. Ya da hız belirleyen basamakta var diye. SN2 reaksiyonu tabii eğer bir kiral merkez ise ki burada üçü de hidrojen çok kirallik söz konusu değil. İşte kiral bileşikler aynı zamanda bir reaksiyonun mekanizmasını belirlemede de kullanılıyor. Karar vermede de kullanıyor. Yani kinetik deney yapabilirsiniz. Termodinamik deney yapabilirsiniz. Bir de kiral bileşikler kullanarak kiralitede bir değişim var mı? Kirallik aynı mı kalıyor? Rasayonik karışım mı oluyor? Bu bilgiler de bize reaksiyonun nasıl yürüdüğünü, reaktanttan ürüne giderken arada neler olduğunu bize söylüyor. Geçiş hali reaksiyonun OH iyonu karbona yaklaşıyor. Nokta nokta kesikli çizgi biraz uzakta bir bağ demek. Brom ise yine kesikli çizgiyle verilmiş. Burada düz çizgiyken. Bu da uzaklaşıyor demek. Köşeli parantez içinde yazıyoruz geçiş halini. Yani karbon OH bağı oluşurken karbon brom bağı kısmen kırılıyor. Kısmen oluşuyor bağ, kısmen kırılıyor bağ gibi bunu gösteriyoruz. Kiral merkez olduğu için hani zıt yönden saldırdığı zaman eğer gerçekten bu kiral bir şey olsaydı diyelim hidrojen yerine 4-3 farklı grup olsaydı R ise konfigürasyonu, reaksiyon sonucunda oluşan ürün S olacaktı. Gördüğünüz gibi brom sağdayken OH grubu solda. Bir konfigürasyonda devrilme olur SN2 yapısında. Negatif serbest enerji değişimi varsa buna eksterjiyonik deniyor. Eski terimle egzotermik. Biz egzotermik diye öğrendik. Böyle bazen kavramlar da değişime uğruyor. Eksterjiyonik. Eğer serbest enerji değişimi pozitifse endotermik ya da enterjiyonik olarak adlandırılıyor reaksiyon. Gördüğünüz gibi burada metil bromür ile OH iyonunun nükleofilinin reaksiyonu sonucunda metanol ve klor iyonun oluşumu eksi 100 kilojül bölü mol 60 derecede. 333 Kelvin'de. Eksi bir değer egzotermik yani ortama ısı veriyor reaksiyonda. Eksterjiyonik yeni terim. Delta H reaksiyon entalpisi eksi 75.
O da egzodermik. Delta G0 eksi RT ln K dengedendir. Bu formülleri kullanarak siz denge sabitini bulabilirsiniz ya da delta G'yi biliyorsanız dediğim gibi K'yı bulabilirsiniz. K denge 5 çarpı 10 üzeri 15 olarak bulunuyor. Şimdi burada bir iki boyutlu potansiyel enerji diyagramı gözüküyor. X ekseni reaksiyon koordinatı, Y ekseni ise serbest enerji. Reaksiyon koordinatı diye yazılır ama işte bilgisayar programlarıyla bu reaksiyonun potansiyel enerji diyagramı, üç boyutlu diyagramı ya da her bir noktadaki konformasyon ve her bir noktadaki o geometrinin enerjisi hesaplanabiliyor. Orada bilgisayarla hesapladığınız zaman reaksiyon koordinatı şu oluyor. Bazı reaksiyonlarda bağ uzuyor, bazı reaksiyonlarda dönme oluyor, bazı reaksiyonlarda açı oluyor. O yüzden bu x koordinatı bağ uzunluğu olabilir, açı olabilir ya da torsiyon açısı olabilir. Yani dört atom arasındaki açı, düzlemler arasındaki açı. SN2 reaksiyonun potansiyel enerji diyagramını görüyorsunuz burada. Tek basamaklı bir reaksiyon. Nükleofil saldırıyor karbona. LG olarak gösterilen burada leaving grupta ayrılıyor. Reaksiyonun geçiş halinde nükleofil R'ye yaklaşırken, bağ oluşumu olurken ayrılan grup ise uzaklaşıyor. Bu delta G kompleks, delta G çift çizgi, delta G0 ise free enerji değişimini gösteriyor. Bu ürünler ile, ürünlerin enerjisi ile reaktantların arasındaki enerji. Bu delta G işte eksi ise egzotermik, artı ise endotermik olarak adlandırıyoruz. SN2 reaksiyonu egzotermik bir reaksiyon. Reaksiyon sonucunda nükleofil ayrılan grubun yerine bağlanıyor. R, nu diye, nu, R diye molekül oluşuyor. Evet, reaksiyon koordinatının dediğim gibi tek basamaklı bir geçiş hali var. Delta G ise reaktantlarla geçiş hali arasındaki enerji farkını gösteriyor. Delta G0 ise ürünlerle reaktantların enerjisini bize gösteriyor. Burada da pozitif değişim görüyorsunuz. Endotermik reaksiyon. Delta G0 burada pozitif. Yani ürünlerin enerjisi reaktantların enerjisinden yukarıda. Bu enerji değerlerini dedik, bu moleküllerin tek tek bilgisayar programlarıyla enerjisini hani hesaplayabilirsiniz. Aktivasyon enerjisi delta G kompleksi de burada görüyorsunuz. Geçiş haliyle reaktantlar arasındaki enerji. Farklı sıcaklıklarda farklı delta G kompleks elde ediliyor. Her 10 derecelik artış reaksiyon hızında 2'ye katlıyor. O yüzden bu aktivasyon enerjisi bulmak istiyorsanız bu tür çalışmalarda sıcaklık değişiminin olması lazım. Diyelim 100 derecede bir ölçüm alıyorsunuz, 110 derecede bir ölçüm alıyorsunuz. Eğer sizin kullandığınız ısıtma kabı, reaktörün ısısını sabit tutamıyorsanız, ki Türkiye'de voltaj durmadan değişir, doktorda çok bu tarz çalışmaları yaptım. Voltaj değişmemesi lazım. Yani ya da araya regülatör konur. Aletinize bir regülatör bağlarsınız ki voltaj değişiminden etkilenmesin. Böyle sıcaklıkta gibi 1 derece, 5 derece, 10 derece artış sizin deney sonuçlarınızı farklı çıkmasına sebep olur. Bu kadar şey yeter size. Kinetik bilgi. Evet, o aşiyonu metilboromür şeyi burada enerjisi geçiş hali üzerinden gidiyor ve bir ürün oluşuyor. Delta G0 negatifse egzotermik, pozitifse yani termodinamik tercih, yani eksi olması gerekiyor. Negatifse de pozitifse de endotermiktir diyoruz. SN2 reaksiyonları stereokimyası. Az önce söylediğim gibi stereokimya, stereo izomerler, kiral bileşikler reaksiyonun nasıl yürüdüğünü, hangi bağın kırılıp hangi bağın oluştuğunu bize söylüyor. Reaksiyon mekanizması hakkında ipuçları veriyor. SN2 reaksiyonunda buna backside atak deniyor. Hani arka taraftan atak. Bromun yönünün tam tersinden atak.
Burada görüyorsunuz metil grubu var, hidrojen var, etil var, brom var. Bu karbona 4 farklı grup bağlı. Yani kiral bir grup. Kiralitesi ne bunun? Bromu 1 dersek, etil karbonu 2. Buna çünkü hem karbon bağlı, hem 2 hidrojen. 2, 3. R yönünde. Hidrojen arkada R. R konfigürasyonuna sahip bu stereoizomer. OH'ın bromun zıt yönünden bağlanıyor. Yani brom sağda ise gördüğünüz gibi burada solda OH grubu. Siz R'den çıktığınız zaman konfigürasyonda devrilme var. Ne olacak? 1, 2, 3. R'den çıkıyorsunuz, S ürünü elde ediyorsunuz. R yapıdan sekonder arkrejyonur. S ürünü elde ediyorsunuz. Konfigürasyonda bir devrilme var. Değişim var. R'den çıkıp R elde ediyorsanız o zaman diyorsunuz ki kiral merkezden bir bağ oluşumu, bağ kopması olmuyor gibi yorumlayabiliyorsunuz. Ya da R'den çıkıp bazen iki tane ürün elde edebilirsiniz. R, S olabilir. Bunların kiral bileşiklerden çıkarak yorumunu yapıyorsunuz. Eğer R'den çıkıp S oluşuyorsa o zaman mekanizma SN2 üzerinden yürüyor diyorsunuz. Yani broma zıt yönde nükleofil bağlanıyor. Şimdi bu molekülde nükleofil saldırdı. Şu kiral merkez burası. İot çıktı, yerine OCH3 bağlandı. Gördüğünüz gibi burada arkada iken zıt yönden bağlandığı için önde elde ediliyor. Bu da metille iot sisken burada trans konumuna geçiyor. Metille metoksi. Konfigürasyonda bir değişim var. Konfigürasyonda nedir? İnversiyon var. Yine kiral bir bileşik. Brom, metil, etil bağlı. S konfigürasyonuna sahip. Siyanür gibi bir nükleofili etkileştirirseniz backside atak oluyor. Bromun zıt yönünde bağlanıyor ki bunun itmesini kolaylaştırıyor. Yapıdan brom eksi olarak ayrılırken siyanür arka taraftan saldırdığı için S konfigürasyonu yerine siz burada pardon göstermemiş R ürün şuradan R ürün elde edersiniz. Yani S'den çıktığınızda R'den çıktığınızda S ürün elde ediyorsunuz. Diğer mekanizmaya bakalım. Bazı bileşiklerde, bazı alkilolojenürlerde SN1 mekanizmasına göre yürüyor reaksiyon. SN1 reaksiyonu diyoruz. Burada bir tersiyer alkilolojenür görüyorsunuz. Su gibi bir nükleofille etkileşiyor ve tersiyer alkilolojenürden tersiyer bütün alkol elde ediyoruz. Örnekte gördüğünüz gibi klorun bağlı olduğu karbona 1, 2, 3 tane karbon bağlı. Yani molekül tersiyer. Tersiyer yapılar SN1 reaksiyonunu tercih ediyor. Neden tersiyer olunca SN1'i tercih ediyor da primer olduğu zaman SN2'yi tercih ediyor? Sebeplerini tek tek bahsedeceğiz. Sekonder ise ortada kalan bir şey. Bazı durumda SN2, bazı durumda SN1 oluyor. Nükleofile bağlı olarak. Farklı koşullara bağlı olarak. SN1 reaksiyonu sadece alkil halojenürün tersiyer bütün klorun konsantrasyonuna bağlı. Şu ne demek? SN2 reaksiyonunda anlatmıştım kinetik çalışmada. Önce alkil halojenürün konsantrasyonu iki katına çıkarılıyor. Acaba hız değişiyor mu deniyor. Burada tersiyer bütün klor iki katına çıkarıldığı zaman hız artıyor. Fakat suyun konsantrasyonu iki katına, dört katına ne kadar çıkarırsanız çıkarın hiçbir şekilde değişmiyor. O zaman deniyor ki, o zaman hız ifadesinde suyun, nükleofilin konsantrasyonu hiç önemli değil. Hıza etki etmiyor. Bu da şu demek, demek ki reaksiyon birden fazla basamakta yürüyor. Birinci basamakta ya da hız belirleyen basamakta konsantrasyon değişimine duyarlı, neyin konsantrasyonu değiştirirseniz artıyorsa ona bağlı diyorsunuz. Burada tersler bütün konsantrasyonunun değişimi hızı değiştirdiği için hız ifadesinde tersiyer bütün klorun konsantrasyonuna bağlı diye bu şekilde yazıyoruz. Üzerinde de bir düşünürseniz bir, birinci derece. Burada suyun konsantrasyonunun önemi yok. Yani hız belirleyen su sonradan devreye giriyor. Yani önce tersiyer bütün klor
Ben klor ayrılıyor, tersiyer bir tür karbokatyum oluşuyor. Ondan sonra hani ikinci adımda su molekülü devreye giriyor. Yavaş basamakta sadece tersiyer bir tür klorür rol oynuyor. O yüzden bunlara bir molekül hız ifadesinde yer aldığı için unimoleküler deniyor. Yani bir moleküllük nükleofilik sübsiyon reaksiyonu. Hız belirleyen basamak genel kimya dersinden bilirseniz çok basamaklı bir mekanizma varsa reaksiyonun hızını belirleyen en yavaş basamaktır. Diyelim reaktanttan bir ara ürün oluşuyor. Sonra bir ara ürün daha oluşuyor ve ürüne gidiyor. Burada K1, K2, K3'te 3 basamak var. Hız belirleyen basamağı yavaş basamak belirler. Neden? Çünkü reaktanttan ara ürün oluşursa bundan sonrakiler oluşur. Yani şöyle düşünelim. Nasıl düşünelim? İşte sınava gireceksiniz diyelim. 3 şube var. Bir hoca 5. konuya kadar işledi dersi. O zaman ne yapılıyor? Yavaş hocanın yavaş giden 5. bölüme kadar işleyen hocanın konusuna kadar sınavda sorulur. 6. konuyu bitirene göre değil. Yani hız belirleyen basamak burada yavaş ders anlatan diyelim hocaya göre olur. Reaksiyonlarda da böyle. Reaktanttan ara ürün bir gelecek ki ondan sonra bunlar oluşacak. Bundan sonraki K2, K3 hızlı olsa ne olur? Birincisinden ne kadar yavaş geliyorsa onlar da onlardan o kadar üretebiliyor. Sonuçta K1 birinci basamak, en yavaş basamak olduğu için hız verilen basamak. Bunu böyle bir kum saati örneğiyle vermiş. Birincisinde kum var ve dar bir boru ikinciye, üçüncüye, dördüncüye gidiyor. En sona dördüncüye gelen kum nedir? Bu dar basamak belirliyor. Şu dar olan yer. Buralar geniş olsa ne olur? 2 ve 3 hızlı olsa ne olur? Bu dar borudan akma hızı önemli. Yani birinci balondan ne kadar madde gelirse 2'ye, 3'e, 4'e geliyor. Burada hız belirleyen basamak birinci basamak. Birinci basamak, ikinci basamak arasındaki bu dar boru. Bu dar borudan ne kadar akarsa buradan o kadar aşağıya kum gelir ya da buralara kum gelir. İkinci, üçüncü gibi. Umarım anlamışsınızdır. Yani A'dan B ve C'ye gelen kum A ve B arasındaki dar boruya bağlı. Hız belirleyen basamak burada bir dakika, güzel şey yapmış burada şekil var. Bir dakika, olmadı. Kum akışı gösteriyor. Görüyorsunuz buradan kum. Yukarısı da çok kum olsa ama bak aşağıya yavaş yavaş akıyor. Az az akıyor. Yani hız belirleyen basamak yavaş basamak. Sonuçta burada. SN1 reaksiyonun mekanizmasına baktığımızda tersel bir tür bromür, brom ayrılıyor. Bir artı yüklü karbokatyon oluşuyor. Bu yavaş basamak. Reaksiyonun enerji diyagramına bakacak olursak gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane basamakla yürüyor. İkinci ve üçüncü basamak hızlı. Onun hızına şuradan yani şu aktivasyonu şuradan çizgi çiziyoruz. Geçiş hali arasındaki enerji şu fark gördüğünüz gibi kısa, küçük. Bu reaksiyonlar hızlı. TS2'den ve 3'ten reaksiyon oluşumu. Fakat yavaş basamak birinci basamak. Yani tersiyer bir tür bromürden brom ayrılıyor ve artı yüklü karbokatyon oluşuyor. Delta G1 kompleks çift çizgi yeşil ile gösterilendir. Ara basamak, ara ürün pardon, ara ürün adı üzerinde arada oluşan ürün demek. Ara ürün. Yani reaktanlardan ürünlere giderken çok basamaklı reaksiyonlarda arada oluşan ürün demek. Ara ürün. Ara ürün karbokatyon olur, karboanyon olur, radikal olur. Reaksiyonun nasıl yürüdüğüne bağlı olarak türü değişir. İkinci basamakta artı yüklü artı yüklü karbokatyonla nükleofil, elektron veren nükleofil saldırıyor. Bağlanıyor. Karbon-oksijen bağı oluşuyor. Artı yüklü bir ürünümüz var. Hızlı basamak.
Yani bu ara ürün, bir dakika. Üçüncü basamakta ise artı yüklü ürünler kararsız. Ortamdaki su fazla olan protonu alıp H3O artıya dönüşürken ters yer metil alkol oluşuyor. Burada CH3 olacak. Yanlış yazılmış. Şurayı CH3 diye düşünün. Evet. Dolayısıyla KH ve K2 K1'den büyük. O zaman diyoruz ki bunu göz önüne almıyoruz hız ifadesinde. Çünkü yavaş basamak, hız belirleyen basamak. İki tane ara ürün, üç tane geçiş hali var. Reaksiyonun ürünler yönünde ilerlerken ki reaksiyon mekanizmasında. Geçiş kompleksi bu şekilde TS1'de. Brom karbon bağı birbirinden uzaklaşıyor. Brom elektronları aldığı için kısmen eksi, karbon elektropozitif olarak kalıyor. Delta artı geçiş hali. Şimdi burada karbokatyonları anlamanız çok önemli. Karbokatyon organik reaksiyonların çoğunda karşınıza çıkacak. Eliminasyonda çıkacak, süpsiyonda çıkacak. Yani bütün organik kimya hayatınız boyunca karşınıza karbokatyon çıkacak. Bu karbokatyon nedir? Bunun üç boyutlu yapısı nedir? Hibritleşmesi nedir? Boş bir orbital mi var? Karbon artı ne demektir? Karbon artı şu demek. Elektron seviyor. Yani elektron alıyor. Lewis asidi gibi düşünebilirsiniz. Burada üç boyutlu yapısı verilmiş. Tabii bu çizimde molekül aslında bilgisayar ekranına dik konmuş. Bir metil size doğru geliyor. Bir metil şeyin ekranın arkasında bir metil de düzlemde. Düzlemsel bir molekül. Karbokatyonlar trigonal planar sp2 hibritleşmesine sahip. Oradaki karbon sp2 hibriti yapısında ve boş bir p orbitali var. 6 tane elektron olduğu için karbonda 2, 4, 6, 3 bağdan dolayı elektronca fakir. Ne yapacak? Oktetini tamamlayacak. 8'e tamamlamak için ortamdaki nükleofille reaksiyona girecek. Bu orbitalinde elektron yok. Buraya elektron kabul edecek. Elektron p orbitali olduğu için düzlemin üstünden de elektron nükleofil bağlanabilir. Düzlemin altından da bağlanır. Hem altından hem üstünden bağlandığı için SN1 reaksiyonu sonucunda iki tane ürün oluşuyor. Kiral bileşik seçerseniz R'den çıktığınızda R artı S, S'den çıkarsanız yine R artı S elde edersiniz. Karbokatyon oluştuğu için burada karbokatyonun göreceli kararlılığı çok önemli. Tersiyer yapılardan, yani tersiyer alkil rejenürler SN1'i tercih ediyordu demiştim. Sebebi şu, tersiyerde 3 tane metil grubu var. Karbon artı olarak ayrıldığında o 3 metil grubu hiperkonjugasyon dediğimiz bir etkiyle, induktif etkiyle metil grupları elektronlarını karbona verir. Karbonun hani böyle fakirliğini giderir, elektronca fakirliğini giderir. Sekonder, primer, tersiyer. Sıralama böyle. Size bir soru soruldu. İşte tersiyer alkilojenür var, sekonder alkilojenür, primer alkilojenür ve metil klorür. Hangisi SN1 mekanizmasıyla daha hızlı reaksiyon verir dediğiniz diye bir soru sorulduğunda cevabınız şu olacak. Tersiyer alkilojenürler SN1 reaksiyonuna daha kararlı verir. Çünkü tersiyer yapıdan oluşan karbokatyon daha kararlıdır. Karbokatyon ne kadar kararlıysa reaksiyon o kadar hızlıdır. Az önce söylemeye çalıştığım gibi tersiyer karbokatyondan en kararlı. Çünkü indüktif olarak bir pozitif etki var. Yani artı yüklü karbona 3 metil grubundan, R grubundan elektron bombardımanı var, elektron akışı var. Karbondan halojen ayrıldığı zaman o ayrılan halojenin tekrar kendisine bağlanmasını o zaman istemiyor. Çünkü ayrılan halojen elektronları alıp gitmiş, bu fakirleşmiş ama komşuları buna destek olursa, komşuları diyelim, akrabaları diyelim, birine destek olursa ama giderse gitsin diyor. Nereye giderse gitsin, oh ben böyle rahatım diyor. Öyle düşünün. Yani biri sizi terk etti, parasız kaldınız ama hayatınızı sürdürmeniz için akrabalarınız, anneniz, babanız size destek olunca çok da umursamazsınız gitmesini. Bunun gibi. Sekonder de iki tane alkil grubundan elektron akışı var.
iki tane R grubundan, primerde bir tane R grubundan, metil grubunda ise hidrojenin elektron verme özelliği çok bir fazla yok. Yani alkil grubuyla karşılaştırdığın zaman. Dolayısıyla artı yükü ne kadar çok R grubu bağlı ise, yani karbon içeren işte metil olur, etil olur, bağlı ise o kadar kararlı. Aynı şekilde allilik yapı ve benzilik yapıda rezonans kararlılığı var. Artı yüklü karbona komşu bir çift bağ var ise, çift bağ biliyorsunuz elektronlar, pi elektronları oynak, serbest, kolayca yapıdan ayrılıyor. Diyor ki sen üzülme, elektronum yok, ben sana veriyorum, destek çıkıyorum diye elektronlarını bir kısmını veriyor. Ne oluyor? Artı yüklü karbon çift bağa dönüşürken kendisi fakirleşiyor. Dolayısıyla kopan bir klorü düşünün. Bu karbondan koptu. Sonra vazgeçti, ya ben senin kıymetini bilememişim diye diyelim, geri dönecek. Fakat geldiğinde o karbon artık keyfi yerinde. Çift bağ olmuş. Artı ihtiyacı yok. Yani elektron ihtiyacı yok. O zaman diyecek ki ben dur öbür tarafa gideyim. Öbür tarafa gidene kadar ne olacak? Vakit geçecek. O oraya gittiğinde yine bu tarafa kayacak. Böyle rezonans da pıt 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 böyle durmadan yer değiştiriyorsa artı yük, kopan halojenin eksi yüklü grubun tekrar gelip buna bağlanıp reaktanta dönmesi zor. Ne kadar dönmesi zorsa o kadar reaksiyon hızlı yürüyor. Yine eğer CH2 artı grubu bir benzen halkasına bağlıysa 3 tane karbon var. Çift tek gidiyor konjüge. Bu artı yüke çift bağ elektronlarını diyor ki sen üzülme diyor. Ben sana veriyorum elektronlarımı diyor. Karbon karbon çift bağına dönüşürken, yani kararlı hale gelirken artı yük halkaya kayıyor. Sonra buradaki çift bağ elektronlarını buraya veriyor. Artı yük buraya. Diğer çift bağ elektronunu veriyor buraya. Üç konumda artı yer değiştiriyor. Sonuçta 4 yerde artı var. Kopan klor gelip bağlanmaya kalktığında, diyelim bu CH2'ye bağlanacak, arasında bulsun. Halka üzerinde dönüyor artı. Kararlı hale geliyor. Tabi bu karbokatyonların kimyası, karbokatyonların yapısı, kararlılığı üzerine çalışma yapan kişi George Ola, 1994 yılında Nobel Kimya, ay ben yanlış yazmış buraya, 1994 olacak bu. Dur düzelteyim, aklınıza sonra öyle kalır. Nobel Kimya Ödülü alıyor. Kendisi nerede çalışıyor? Los Angeles'ta. Benim ikinci memleketim diyeyim, Los Angeles. Ben de University of California, Los Angeles'ta çalışmıştım. University of Southern California yine Los Angeles'ın iyi olan üniversiteleridir. Hani UCLA ve iyi, UC Berkeley var, UC Stanford var. Fena değil, orta halli bir üniversite diyelim. Burada bu konuda yaptığı çalışmalardan dolayı kendisi Nobel ödülü almıştır. Böyle arada Nobel alanları da gösteriyorum size, veriyorum. Böyle biraz bir kimya şeyinin Nobel tarihini de bilin diyerekten. Kendisi Macar kökenli, Budapeşte doğumlu. Orada dünyada beğendiğim yerlerden birisidir. Barcelona, Budapeşte. Evet, sitrokimyası nedir bakalım. Birinci basamakta karbon brom bağı kırılıyor. Konfigürasyon S. Nasıl S oluyor? Bu numaralandırmayı yapın. Bir artı yüklü karbokatyon oluşuyor. Bu trigonal planar. Yani düzlemsel. SP2 birleşmiş karbon. Nükleofil, metanol. Oksijenin üzerinde elektronlar verebilecek. Oradan bağlanıyor artı yüklü. Bu taraftan bağlandığında bu ürün oluşuyor. Diğer taraftan bağlandıysa diğer ürün oluşuyor. İki farklı yönden bağlanma imkanı var. Dolayısıyla %50-%50 şans var. Ve birebir oranında iki ürün oluşumu. S'den çıktığınız zaman R artı S %50-%50 oluşuyor. Stereokimya 5. bölümden hatırlarsanız aynı bileşiğin enantiyomeri, tek yumurta ikizi
%50-%50 ise, yani bir tane R, bir tane S oluşuyorsa neydi? Bunun polarimetreye koyduğunuz zaman optikçi aktifliğini ölçtüğünüzde sıfır değerini görürsünüz. Optikçi aktiflik sıfırdır. Çünkü biri saat yönünü aynı derecede çevirirken diğeri saat yönünün tersine aynı derecede çevirir. Sonuçta nedir? Sıfır. Artı eksi birbirini götürüyor. Artı 10 eksi 10 ise net değer sıfırdır. Ve bu %50-%50 ise iki enantiyomer rasamik karışım olarak adlandırılıyor. Rasamik karışım oluşuyor reaksiyon sonucunda. Bir deney yaptınız. Aldınız S alkil halojenürü. Gördüğünüz gibi tersiyer 3 tane 4 tane farklı grup var. Kiral merkez burası. Reaksiyon sonucunda siz 2 tane ürün buldunuz diyelim. Aa, ben nerede yanlış yaptım? Niye ben bir taneden çıktım? Bir ürün yerine 2 tane ürün oldu diye düşünmeyin. Çünkü mekanizma SN1 ise iki yandan, iki taraftan karbokatyon ara ürüne saldırdığı için iki tane ürün oluşuyor. Özetle SN2'de tek basamaklı reaksiyon ara ürün oluşmuyor. SN1'de çok basamaklı reaksiyon ara ürün oluşuyor. Oluşan ara ürünün adı da karbokatyon olarak adlandırılıyor. S alkil halojenürle metanol reaksiyonu sonucunda bir eter oluşuyor. R ve S 150-150 rasamik karışım. Tabi bu 150-50 şeye de bağlı. Bu alkil grupların hacmine de bağlı. Bazen %60-%40 da olabilir. Mesela bir reaksiyonu, bir enantiyomerden çıktınız. Brom ayrıldı. Bir karbokatyon oluştu. Hız birleyen basamak su ile sekonder alkil halojenür burada reaksiyonunu görüyorsunuz. Su nükleofil olan su yukarıdan saldırdığında bu ürün, aşağıdan saldırdığında ise alt taraftan bu ürün elde ediliyor. Tabi burada ürün artı yüklü olduğu için mavi kare ve kırmızı karenin içinde artı yükten kurtulması lazım. Böyle bileşikler kararsız. Böyle bileşikler kısa ömürlü. Oluşuyor kayboluyor, oluşuyor kayboluyor. Arada oluşuyor. Ve kararlı olmak için bir protonunu veriyor suya. R alkol. Diğerinde ise mavi çerçeve içindeki artı yüklü üründe yine su bir protonunu alıp S ürünü elde ediyor. Gördüğünüz gibi sekonder bir alkil bromürden tek enantiyomerden çıkıp R ve S gibi iki enantiyomer karışımı elde ediliyor. Oluşan karbokatyonu üstten ve alttan saldırması sonucunda iki ürün oluşumu bu şekilde açıklanıyor. Buna racemic mixture deniyor, racemic karışım. 1'e 1 oranında. Bir mol ve işte